Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte Türk'ün gücü serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Tam gaz ilerliyoruz. Bir önceki bölüme 750 beğeni istemiştim arkadaşlar, 900 beğeni geçmişiz. Bu videoda arkadaşlar hedefimiz 1000 beğeni olsun bakalım. Hemen aşağıdan tam ekranı kapatıp videoyu beğenmeyi ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Kanalımız büyümeye devam ediyor. Herkes abone olup bildirimleri açsın. Serinin devamı için de videoya like atmayı unutmayın. 1000 beğeni de arkadaşlar aşağıya yazdığınız transferlerden birisini alacağım. Transfer önerilerinizi de nasıl yapacağınızı zaten söyleyeceğim. En beğenilen oyuncuları alıyorum arkadaşlar, unutmayın. Ancak mevkisine uygun oyuncuları alıyorum. Yani mesela Quaresma'da misiniz ama takımda sağ orta mevkisi yok. O yüzden Quaresma'yı çok almak isterdim ancak yani takımda öyle bir mevki olmadığı için alamayacağım tarzında bir şeyler yani. Ben size zaten hepsini söyleyeceğim. Akşam da saat 8-8.30 civarında, yani o civarlarda Cube TV'de yayındayım. Hemen aşağıdan indirip kayıt olup Koray yazarak direkt beni takip edebilirsiniz. Hala takip etmeyen varsa tabii ki aşağıdan hemen arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Zaten bildirimi Cube TV ben gönderdiğim zaman direkt gönderiyor. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman lafı fazla uzatmaya gerek yok. Hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi takımımın dizilişi 4-1-2-1 dar. Son videoda gerçekten takım harika olmuştu. Hatta karşı atakta bizden çok aşırı üstün birisini yenmiştik. Yani gerçekten süper olmuştu. Arkadaşlar geçen videoda sordum, Karius mu Volkan Demirel mi? Volkan Demirel %67 ve 1000'den fazla oy alarak daha fazla oylanmış yani. O yüzden Volkan Demirel'i alacağım, Karius'u da çıkaracağım. Çünkü Karius'un boost'u 2 idi arkadaşlar, siz daha çok yüksek olsun demişsiniz. Bence de öyle daha mantıklıydı ve Volkan Demirel'i kaleye gördüğünüz gibi aldım. Volkan Demirel'i kaleye aldığımızda da takım zaten 80 gen oluyor bile, yani şu anda oluyor. Arkadaşlar ve yazılan mevkiye uygun olarak yazılan en beğenilen transfer de Kuçka. Hem de çocuk Kuçka'yı yazmış ancak Trabzonsporlu olmadığına rağmen yazdığını söylemiş. Ve arkadaşlar biz de Kuçka'yı alacağız. İyi bir oyuncu olduğunu söylemişsiniz. Adem Laiç demişsiniz ama Adem Laiç'in MO kartı var da demişsiniz. Aradım bulamadım arkadaşlar. Yani bilmiyorum, Beşiktaş'ta oynadığını biliyorum. MO kartı yok. MOO mu acaba? Arkadaşlar bu MOO, takımda da MOO yok. Ama MO kartı çıkarsa direkt alırım çünkü çok istemişsiniz. Hatta belki şu anda bile alabilirim. Yani bu videoda değil ama ilerleyen videolarda alabilirim. Kuçka nasıl yazılıyor bilmiyorum. O yüzden şöyle kalsın abi. Sonrasında bunu Trabzonspor yapalım. Lig seçili. Şöyle bir Trabzonspor'u seçelim abi. Sonrasında da MO yapalım. Ve başka da bir şey kalmadı zaten. Kuçka 77 rating. Hemen onu da yazalım. Gerçekten güzelmiş ratingi bu arada ve 84.000 coins. Hemen onu da yazalım direkt. Hepsini yazdık. 84.000 coins. Hiç bakmamıştım videodan önce. Beğendim şu anda kartı. Güzele benziyor. 64.000 coins'e var. 55.000 coins'e bile var abi. Pazar bayağı bir değişmiş ya. Bu oyuncular normalde böyle, bilmiyorum tam hatırlamıyorum ama özellikle süper, baksanıza. Böyle 38.000'e falan bile var. Hemen abi 38.000 de yazalım. Direkt çıkanı alacağım bundan sonra. Zaten çok az oyuncu kalacak. Muhtemelen 5-6 tane falan oyuncu çıkar. Hatta bir tane çıktı. 37.000 coins'e Kuçka'yı aldık arkadaşlar. Siz de bir sonraki videoda ne almamızı istediğinizi şimdi yazacaksınız arkadaşlar. Bir saniye, hemen şuraya Kuçka'yı koyacağım. Takım bir gen daha kesinlikle artar zaten. Kuçka'nın boost'u da 4'müş. Fena değil arkadaşlar, güzel. Bir tane daha olsaydı iyiydi ama. Şimdi arkadaşlar bunu kendimiz de boostlayalım biraz. Şöyle abi bir tane bunu bastık. Zaten direkt şey oldu. 3 gen arttı, 80 gen oldu. Bunları daha sonrasında arkadaşlar en çok gol atanları falan daha fazla yükselterek geliştireceğiz. Hızlanması, top geçmesi falan da bayağı arttı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arada Kuçka benim Kante'yi seviyorum ya, Kante tarzında bir oyuncuya benziyor ama emin değilim arkadaşlar. Takımımız 81 gen 58 kimya oldu. Arkadaşlar şimdi bana önereceğiniz oyuncular MO, sağ taraf MO'su için, sağ taraftaki stoper için ve sağ bek için önerilerinizi istiyorum. Arkadaşlar şu anda Fenerbahçe'den takımda tam 3 tane oyuncu olmuş. Bir dakika, takımda Fenerbahçe'den 3 tane oyuncu olmuş. Galatasaray'dan da 3 tane oyuncu olmuş. İkisinden de 4 tane oyuncu olabilir ama Beşiktaş'ta hiç oyuncu yok arkadaşlar. Onu nasıl yapacağız? Mesela arkadaşlar takım tamamlandıktan sonra ben Hasan Ali'yi buradan çıkartıp Beşiktaş'ta istediğiniz bir oyuncuyu alacağım. Takım tamamlandıktan sonra da böyle çok katkısı olmayan oyuncuları çıkartıp yerinde daha yenilerini alacağız. Merak etmeyin, bu konuda hani en mantıklı çalışmaları yapacağım. Herkesten eşit eşit oyuncular kullanacağım. Bu konuda dediğim gibi merak etmeyin. Özellikle mesela buraya Adem Laiç'i alabiliriz Belhanda yerine, sonra sağ stopere mesela. Zaten burada yeterince Galatasaraylı oyuncu var. Fenerbahçeli'yi de 2'ye düşürürüz. Galatasaraylı'yı da 2'ye düşürüp Beşiktaşlı'yı 2 yaparız. Yani bu konuda merak etmeyin. Bu konuda her şeyi halledeceğim.
Neyse arkadaşlar, sağ MO, sağ bek ve sağ stoper. Bunlarla ilgili öneri yapın. Bütün takımlardan yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. En çok beğenilerini alacağım. Hemen aşağı yorumlarınızı yazın ve yorumları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman, lafı fazla uzatmıyoruz tekrardan dediğim gibi ve bir karşı atak maçına gireceğim. Karşı atak maçında bakalım neler olacak arkadaşlar. Karşı atak maçına gireceğiz zaten artık hep bundan sonra. Rütbemiz düşse de düşmese de sıkıntı yok arkadaşlar, gireceğiz. Şunlardan da şu gümüş olanı açmaya başlayalım o zaman. Hemen ücretsiz olarak açmaya başlayalım. Akşam canlı yayına kadar bu da zaten açılmış olur. Canlı yayında da bunu da açarız arkadaşlar arada. Bugün FIFA Mobile'de oynayacağım yani yayında. Merak etmeyin, geçen yayında oynamamıştım. Zaten dün yayın açamadım arkadaşlar, eve geç döndüğümden dolayı. Bugün de 8-8.30 gibi açmayı düşünüyorum. Enerjilerinizi saklayın. Herkesten böyle bir 10'ar tane enerji bekliyorum. Dediğim gibi zaten çok zor birikmiyor. Yani 7'de başlıyor zaten günün yenilenmesi arkadaşlar. Yani hepiniz gönderebilirsiniz. Bakalım şimdi kim kaç tane gol atacak. Kuçkaylı özellikle yeni geldiği için gol atmak istiyorum. Ve maçımız başlıyor. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Mbaye Diagne. Diagne hareketini yaptı yine. Mbaye Diagne. Fernandinho'yu geçebilecek mi? Güzel hareketler abi. Fena değil. Tamam. Bu arada efsane klasmanına çıktım artık. Daha da zorlanacak maçlar. Çok uğraşmadan çıktım. Zaten az kalmıştı derken. Diagne'den abi kaçırdı Diagne. Diagne'yi biraz daha yükseltmek lazım. Bu arada sağ MO'ya geldi top. Sağ MO biliyorsunuz gümüş. O yüzden biraz sıkıntı olabilirdi ki Diagne'ye güzel bir şekilde ulaştırdı. Mbaye Diagne. Hadi abi artık işte bu be. Diagne uzaktan daha iyi vuruyor abi. Diagne'ye bir kalp alabilir miyiz ya? Bu arada arkadaşlar gol krallığını bundan sonraki videoda kesinlikle ekrana yansıtacağım. Bundan sonraki videoda çünkü gol krallığı ile ilgili takımda değişimler yapabilirim. En çok gol atanlarla ilgili. Defanslar zaten çok da fazla bilemeyeceğiz. Defansları siz karar vereceksiniz ama gol atamayanları mesela kadrodan çıkartırız. Az gol atanları ve yerine mesela diyelim Belhanda hiç gol atamadı arkadaşlar. Belhanda yerine daha yüksek bir oyuncu alabiliriz. Andrijev şimdi Belhanda. Belhanda. Ben örnek veriyorum bu arada arkadaşlar. Yani atamayacağı için söylemiyorum. Hadi bakalım. Rafael Costa. Mbaye Diagne. Diagne geçebilecek mi? Diagne Fellaini'de kaldı. Diagne'de kaldı. Diagne çok güzel fiziğini koydu ortaya. Sonra Fellaini aldı abi. İkisi de fizik gösterisi yaptı resmen. Abi bakalım defansta kimler ne yapıyor? Dani Calvio'ya geldi abi top. Şansa bak ya. İki tane gümüş defans var. İkisine geldi. Neyse ki kaleci Volkan topu tutmayı başardı. Andrijev'den güzel pas şimdi. Belhanda. 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 Yetiş abi. Abi Belhanda. Ya fizik konusunda mı düşük bilmiyorum. Bir şey düşük abi. O yüzden böyle top çok tutamıyor ayağında. Diagne ile bir çalım daha yapmayı denedim. Arkadaşlar toplamda hiç müthiş fırsat gelmemesine rağmen 4 tane gol atmayı başardık. Daha fazla tabii ki atabilirdik. Bir sonraki videoda hatta 4 golü geçmek hedefimiz olsun bakalım. Hemen oynaya bastık. Bu videodaki hedefimiz bu arada beğeni hedefimiz de 1000 beğeni yani. Onu da geçerseniz sevinirim. Hala beğenmeyen varsa arkadaşlar lütfen şu anda bir beğeni atarsa. Kanala abone değilseniz abone olun ki arkadaşlar 124.000 aboneydik biliyorsunuz. Bilenler vardır yani. 122.000'e düştüm video atmaya ama artık her gün video atıyorum. Siz de abone olup bildirimleri açın ki videoları kaçırmayın. Cumartesi günü harika bir video geliyor abi. Bunlar yok olacak yani. Yani demeyeyim yani onu da dememiş. Hadi demiş oldum. Spoilerını verdim ama kesin de değil zaten. O videoda her şeyi göreceksiniz. O video gerçekten güzel bir video olacak arkadaşlar. Mbaye Diagne. Diagne'den pas Belhanda şimdi. Belhanda. Belhanda çekti topu. Bir plaseyle gol gelir mi? Belhanda. Younes Belhanda. Gol sevinci de çok eğlenceli bu arada. Bu adamı çok seviyorum gol sevincini. Mbaye Diagne buradan kaçırır mı? Kaçırmaz gibi geliyor bana. Ve zaten kaçırmadı. Bu arada çok zorlu bir rakibe karşı oynuyoruz. Tekrardan söylediğim gibi. Yani maçı kazanmak değil de hedefimiz gol atmak. Yakında maçı kazanmak da olacak arkadaşlar. Takımı 85 geni falan geçireceğiz yani. Çok güzel şeyler yapacağız bu takımla. Abi yapma bunu, yapma bunu. Volkan. Volkan topu tutamadı ve maalesef gol yedik. Andre Ayev. Ayev. Ayev çok güzel bir gol. Ayev'in de long shotları güzelmiş abi, beğendim. Rafael Costa, Mbaye Diagne. Diagne geçebilecek mi? Diagne geçti. Çok güzel. Diagne Kuçkaylı da gol atmayı denesem mi yoksa takımı bozmasam mı bilemedim. Çünkü maç şu an 4-4. Bu arada kontrataktan gol yemeseydik şu anda maçta öndeydik. Ve böyle saçma sapan hatalar yapmasaydım yani. Andre Ayev. Ayev. Ayev birazcık geç yaptı. Ayev güzel. Ayev. Ayev geçemedi. Belhanda harika bir gol ve gol sevinci harika. Gerçekten çok sevdim şu anda. Çok kötü bir yere pas attım. Bayağı bir zaman kaybettirdi. Andrijev. Ayev'den Belhanda'ya geçse var ya güzel bir gol olabilirdi. Bu arada Belhanda bu maç çok güzel oynadı. Ve hedefimizi hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Ben hedefimi geçtim. 4 golü geçmekti. Siz de 1000 beğeni geçerseniz çok sevinirim. Hadi abi Rafael Costa da gol attı bu arada. Gümüş oyuncu da gol attı. 9-6 bitti maç. Rakip takım okey falan yapıyor arkadaşlar çünkü düşük reytingle girdiğim için.
Ancak tabii ki maalesef burada Türkiye'mizi tamamen güzel temsil edemiyoruz. Ama yakında edeceğiz. Yakında böyle yenmemiz gerekecek ve yeneceğiz arkadaşlar. Gerçekten bütün rakipleri yok ede yeneceğiz. Ona inanıyorum yani. Hadi bakalım neler olacak göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bir mağaza paketi açma görevimiz var arkadaşlar. Hemen o zaman şuradan bir dakika abi. Bu arada bunlar neymiş? Özel paketler gelmiş. 250 for puanı, 1000 FIFA points'e de Toti Forvet adayı veriyormuş ama abi gerçekten onları almak çok zor şu an. Bunları da bir geçiyorum. Hemen paketlere geliyorum. Paketlerden de 45.000 coins'lik bir paket açıyorum bakalım. Umarım eğlenirsiniz bu pakette. Belki elit çıkar ya. Vay 76 çıktı. 76 arkadaşlar canlı yayını izleyenler bilir. Ben bu paketi çok açıyorum da 76 çok kolay çıkmıyor bu arada. Bu paketi niye açtım arkadaşlar? Şu görev tamamlansın da ben de yüzlük ödülü alayım diye açtım. Hemen yüzlük ödülü alalım o zaman. Bu arada 6 saat kalmış diğer görevlerin tamamlanması için. Yani 750'yi alamayacağız derken 78'lik Lindelöf çıkardık. Ve arkadaşlar bu arada bir dakika bir dakika şu paketi açtım mı? Bir saniye arkadaşlar bu paketi daha açmamışım. Bu paketi de açayım. Hop 65'lik adam çıktı. Bu paketten niye daha düşük çıktı bilmiyorum. Bir de arkadaşlar ne yapacaktım? Bir şey yapacaktım. Onu şu anda hatırladım. Ligler kısmından. Evet. Burada direkt çıkmıyor artık galiba. Ya da önceden de mi çıkmıyordu bilmiyorum. Arkadaşlar buradan lig geliştirici destemizi açalım bakalım. Sizler için bekletmiştim ve açtım. Bakalım gelişen oyuncumuz var mı takımda bu arada. O da önemli. Belki olabilir. Çünkü az kalanlar vardı gibi hatırlıyorum. Var mı yok mu bilmiyorum. Var bir tane galiba. Hemen bakalım. Evet bir tane var. Ve top kesme olarak 3 tane oyuncu birden gelişmiş ancak sadece Maicon'un işine yarayacak bu arkadaşlar. Neyse Maicon'un yükselmesi iyi oldu. Maicon bize lazım olan oyunculardan. Gerçekten Maicon'un yükselmesine sevindim. Takım 81 gen arkadaşlar. Böyle bir takımımız var ve daha da fazla yükseliyoruz. Mesela arkadaşlar bu staz olan bu oyuncu var. Bu oyuncu var ve bu oyuncu var. Galatasaray'dan da Fenerbahçe'den de değiştireceğim oyuncular vardı. Bunları öncelikli olarak değiştiririz. Hani Galatasaray'dan şu an zaten 2 tane oyuncumuz var gördüğünüz gibi. Her neyse arkadaşlar dediğimi anladınız. Yani ben en yüksek şekilde en iyi şekilde takımı halledeceğim. En adil şekilde. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Şuradan kanala abone olmayı ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak muazzam bir videoya gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bay bay.